adı Mehmet Açman. Şimdi bizim Eyüp olsun, Bağlarbaşı tarafı olsun, orada imar yasasından dolayı çarpık bir imar kentleşmesi var. Bir de orada belediyenin altyapısı yok, altyapısı zayıf. Artı o bölgede yaşayan insanlarımız maddi olarak gelirleri daha düşük seviyede. Şimdi burada devletin, belediyenin o bölge için biraz da elini taşın altına koyması lazım. Gerekirse kapısına kadar götürecek. Zaten altyapı yok. Sen ana caddeye döşe. Ta kapısının önüne de boruyu getir. Ondan sonra kendisinde bir teşvik et. De ki örneğin saatin, ben ödüyorum saatini. Çünkü oradaki insan mağdur. Gidip saati söylüyor. 5-600 bin lira saat. Yok depozito yatıracaksın. Zaten mağdur adam. Artı doğal gazın pahalı oluşu. Yani biraz da varoş kesim diye. Hem gelirden yoksun varoş, hem altyapıdan yoksun. Mesela Eyüp'e baktığında bir kere Eyüp'ün altyapısı da yok. Yani sen oraya doğal gazı dahi götürsen 3 gün sonra patlar. Çünkü her gün kazırayım maşallah. Her gün Eyüp'e kazırayım. Kazıldığında o onun evinin önünü kazıyor, o dükkanın önünü kazıyor. Ama düzgün bir altyapı, ondan sonra evinin önüne kadar götürürsen, saadını da hediye edersen gene, dersen ki ya bu senin saadi de benden hediye. Ha sen bunu çek, teşvik edersen onu. Karaköprü etmeyebilirsen, Karaköprü'nün altyapısı şey, orada oturan daha hal vakti yerinde. Ama bu bölgelere, kırsal bölgelere biraz daha teşvikle, biraz daha masrafı üstlenirse, bak bunu önlemiş olursan. Yeni yerleşim yeriyle eski yerleşim yeri arasında çok fark vardır. Çünkü belediye yolu yapmadan evvel doğalgaz hatlarını döşedi. Ta binanın önüne getirdi. Artı bina olduğunda daha biraz ucuza mal oluyor. Yani binada 20 tane daire var. 20'ye böldüğü de parayı daha ucuza. Ama orada avlun 2 daire var. Oraya gideyim masraf 4 milyar. 2 milyar 2 milyar ödeyecek. Burada 20 ev var. Adam başı 300 lira bile düşmeyin. Tabii ki Karaköprü döşeyecek. Burada biraz daha devletin kapısının önüne kadar getirmesi lazım. Saatini gerekirse beleş vermesi lazım. Fedakarlık edecek. Ama bak o zaman şehirde ne hava kirliliği yaşanır. Herkes doğalgaza da yakar. Adam yine sobasını da kurur ama en çok doğalgazı yandır yani. Yani biraz burada teşvik, biraz belediye elini taşın altına koyması lazım. Ayrımcılık yapması lazım o bölgeye. Yani sen o bölgeyi Karaköprü'den bir tutamazsın. Çünkü oradaki insan iki katlı evler. Değil mi? Artı saati pahalı, yoldan çekmesi pahalı. Ama biraz orada belediye gerekirse kapısından içeriye kadar koyacak. Arkadaş evin içinde de iki odaya sen bağla artık diyeceksen. Saati de kendine beleş vereceksen. Bak sen olur olmaz da gir. Ya da oranın komple bir imar planı yeni yapacaksan. Gerekirse dönüşüm şeyine koyacaksın. Ya da elizi taşın altına koyacaksın. Bu da belediye başkanlarının görevidir. Ben buradan belediye başkanlarına, varoş kesimde oturan kardeşlerimize, yani oranın biraz milli gelirden şeysi de yoksun, o bölgelere acık suyu en aşağı yarı fiyatına versinler. Efendim işte doğalgazda yardım yapsınlar. Oranın biraz temizliğine daha önem versinler. Yani oradaki belediyeler biraz daha halkı mağdur yani. Kendi belediyenin yaşadığı halkları mağdur. Sen bugün Karaköprü'deki Halilye'den su parasıyla bunu aynı bir tutamazsan. Tutmamayı lazım. Gerekirse buranın 1/3'e düşürülmesi lazım. Orası Halilye'nin geliri yüksek ama Eyüp'ünki yüksek değil. Yani burada belediye başkanları biraz bunu fark etsinler. Bakın bir İmamoğlu bile 40 düşürdü. Adana Belediyesi %20 düşürdü. Ya niye Eyüp'ye belediyesi düşürmesin ki? Neye eksik ki? Buna biraz daha duyarlı olun. Bak o halk sizin halkıyız. Senin mehle şenikleri, seni bak semtin şenikleri. Bırak Halilye Belediyesi kaç para ederse etsin. Sen bak suya da %27 zam geldi. En aşağı Eyüp'ye belediyesi bunu uygulama. Bırak Karaköprü Belediyesi uygulasın. Burada belediye başkanlarından istirhamım budur. Fakir olan insanlara daha düşük, zengin bölge kesimine normal fiyata ver. Tek isteğim bu. O vatandaşlarıma, Eyüp'teki vatandaşlarım olsun, Bağlarbaşı'ndan bunlara tavsiye, belediye başkanı seçerken biraz daha dikkatli olsunlar.
Yani gördük bir önceki belediye başkanı Ekincin hiçbir şey yapmadı. Yazık yani. Eyviye'ye git, aynı eski Eyvi ama bir Karaköprü'yle de git. Git bir Halilye'yle de git. Yani burada zaten orası daha az hizmet almış bir semtimizdi. E maşallah oraya gelen belediye başkanı da daha az kültürlü, daha temel eğitimi eksik. E onu daha aşağıya doğru şey yaptı. Şimdi uçurum oluştu Halilye'den Eyvi arasında. Yazık o insanlara. Oraya dediğim gibi oranın suyu ucuzlatılmalı. Oraya hizmet iki kat gedilmeli. Gerekirse gidip bakanlığımızdan, İller Bankası'ndan Eyviye Belediyesi için ek ödenek alınmalı. Veyahut gerekirse Halilye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, Eyviye Belediyesi'ne yardımda bulunmalı. Vidanjör yoksa vidanjör tahsil etmeli. İtfaiye aracı eksikse itfaiye aracı tahsil etmeli. Bütçesinde sorun varsa bütçesine gerekse yardımda bulunmalı. En aşağı lojistik, maddi her türlü desteği vermeli. Çünkü burası zaten geri kalmış. Bizim derhal Eyviye'yi toparlamamız lazım. Ha bu yeni belediye başkanı güzel çalışıyor şu ana kadar. Bir kötü şeyini de duymadık. Çok lüks bir şeysini de duymadık. Ama aferin. Biraz daha gayret etsin. Kuştan ricam biraz daha gayret et. Çünkü seni bölgeyi zaten diğer bölgelere göre daha aşağılarda. Senin iki kat çalışman lazım ki Eyviye'yi belli bir potansiyele getiresin. Senden istirhamım da budur.